Esenlikler değerli Ön Türk dergisi takipçilerimiz. Bu Merhaba. haftaki konuğumuz Ön Türk Akademisi'nin çok değerli bir üyesi Sayın Zühtü Yıldız. Kendisi ziraat yüksek mühendisidir ve uzun yıllardır Türk tarihi alanında araştırmalar yapmaktadır. Hoş geldiniz Sayın Zühtü Bey. Hoş bulduk efendim. Öncelikle söyleşi davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bize sizden Türk damgalarının Yenisey ve Orhun'dan Anadolu'ya ve Acun'a yayılışını anlatmanızı istiyoruz. Türk damgaları nasıl doğdu ve nasıl yayıldı? Buyurun, şimdi sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Efendim, 1950'li yıllardaki tarih kurancıları, tarih yazıcıları şöyle diyor. Tarihten diyor, yola çıkarak günümüze. Günümüzden de yola çıkarak tarihe ulaşabiliriz. Şimdi, ülkelerde bu kuramı en iyi uygulayan Türk milleti. Çünkü günümüzden yola çıktığımız zaman tarihe ulaşacağımız tek kültür onların yazı kültürleridir. Yani tarihçilerimizin Göktürk yazıtları, benim ise Türk damgaları dediğim bu yazı kültürü ve tarım kültürü tekniği bu şekilde olur. Neden efendim? Çünkü Yüce Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk devrimlerinde meydana getirdiği en önemlisi yazı devrimidir. Bugün kullandığımız Latin alfabelerinden hareket ettiğim zaman geriye doğru tarihe gidişimiz, tarih yolculuğumuzdan bulunduğumuz yer on binlerce, milattan önce 10.000'li yıllara kadar giden Türk damgalarını bulacağız. Bunlar nasıl oluştu? Bunlar tarihçilerin hep yakın zamanlarda Göktürk yazıları, Türk yazıtları dedikleri esasında tarihi ve ilmi anlamda Türk damgalarıdır. Yani bu bir runik alfabesi olarak söylenebilir. Ama ben mensup olduğum meslekten ziraat yüksek mühendisliğinin zootekni bölümü, yani hayvan genetiği ıslahla meşgul olduğum zaman bunu gördüm. Niye, nasıl görebilirim? Çünkü ben mensup olduğum tarım meslek lisesinin eğitimle ilgili bir süt sürü veya besi sürü işletmesine girdiğim zaman bunların her bir hayvanın başında bir secere görüyorum. Neydi? Hayvanın adı. Kulak numarası. Ki kulak küpresi diyoruz. O zaman çok farklı bir teknikle yapılan iğneli rakamlarla delinerek tetovel denilen kimyasal işlem yapıp kulak numarasını bırakıyoruz. Ondan sonra bunun anne ve baba attı. Peki niye yapıyoruz bunu? Çünkü Türklerde tarım ve tarım kültürü, hayvancılık önce hayvancılıkla başladı. Esasında konağa göçer bir vaziyete sahip olan Türk toplumu göçebe bir kültür sahibi değildi. Bu göçtükleri konar ve göçer tekniği kullanıyorlardı. Nasıl oluyorlardı? Hayvanlar. Ziraat alimleri ve dünyadaki önemli arkeologlar Orta Asya dedikleri Büyük Türkistan'daki Rafael Kunfeli kazı raporlarında bu bölgeye Büyük Türkistan diyor. Türkistan tabirini Batılı alimler içerisinde kullanan ilk alim Rafael Kunfeli'dir. Devamlı Türkistan'dan bahseder. İç Asya, Orta Asya gibi kavramlar 1800'lü yıllarda ortaya atılmış bir değişik bir tabir ve vasıflandırmadır. Şimdi biz burada niçin Türk damgaları diyoruz? Damga her şeyden önce Orta Asya dediğimiz Türkistan'da tarihi bir karakterdir. Tarih sahnesine çıkan milletler daima bu karakterlerini muhafaza etmek durumdadırlar. Eğer kültürleri güçlü ve kalıcı ise uzun yıllar bu sahneden, bu başarılı rollerinden devam ettirirler ve başarılarını sürdürürler. Kültürlerini, gelenek ve göreneklerini, efsanelerini, destanlarını, maddi ve manevi
bütün değerlerini ve hakim unsurlarını devam ettirirler. Bunu nasıl yaparlar? Bunu eğitimle, resmi kurumların devamıyla, efendim gelenek yaşatıcılarıyla, efendim ayrıca gönüllücü öbekler, grupların kendi çabalarıyla meydana getirirler. Ama bunun en önemli unsuru devletin, kurumun kendi resmi yapısıyla yapması en ilmi ve en doğru olandır. Bunları ihmal edenler ne olur? Maddi ve manevi değerlerini zayıf milletler tarih ve hayat sahnesinden silinmeye mahkumdurlar. Peki, Türk milletinde nasıl bir kültür vardır? Türk milletinde kültürün tarihin kadim derinliklerinde uzanan güçlü ve köklü bir kültüre sahiptir. Birbirlerinin şayanı değer tarihçilerin ifade ettiklerine göre bu kültür devam etmiştir. Bu kültürün devamının en önemli etken tarım ve turfan vadilerindeki, ki buna vadi kültürü diyoruz. Milattan önceki binlerce yıllık tarihe dayanan buzul çağının hemen akabinde deniz seviyesinde 150 metre aşağıda bir oasis ve vadi kültürü devam etmiştir. İşte tarım ve turfan kültürü dediğimiz bu kültürde meydana gelen hayvancılıkla başlamıştır. Nasıl oldu bu? Tabiat alimlerin fauna ve flora topluluğu, yani hayvan ve bitki topluluklarının en zengin olduğu bölge ve kıta Türkistan'dadır. Türkistan'daki bitki toplulukları, hayvan toplulukları ve kültüre olmaya müsait olan bir tabiat zenginliğine sahiptirler. Bu zenginlik içerisinde en önce ve en ekonomik işler hayvancılıkla başlamıştır. Nidir bunlardan? Önce bozkır diyorlar. Yani bozkır tabir ediyorlar ama bu bozkır canlı, bereketli ve verimli bir faunadır, floradır. Bozkır önce atı oluşturdu. Bu bölgenin mensupları atı tanıdılar. Yaratılış onlara arkasından ok ve yayı, kementi verdi. Neden böyle bu nasıl bulunmuş? Bu yüksek teknolojiyle yapılmış araçlardır. Bunlar göksel, deniz ve botanik ürünlerdir. Yay çok mükemmel bir teknolojiye sahiptir. Yeryüzündeki her kültürün kendine göre ok ve yay çizimleri vardır. Ancak Türklerde yüksek kara ve kutsal tepelerde, kayalarda görülür. Peki Evet. bu hayvancılık kültüründe damga nasıl oluştu? Evet. Atlı, oklu ve süvari kültürüne sahip olan bu kültürde diğer hayvanların bulunması, diğer hayvanların kültüre alınması için yakalanması lazımdı. Nasıl yakalandı? Hepsi vahşi ve yılkı halindeydi. Şeyi ele alan, argali koyununu ele alan, vahşi bir koyun. Yani bugün kültüre alınmış koyunun anacıdır. Bunları yakalamak mümkün değil. Türklerdeki ok ve yay, kemen kültürü bu hayvanları berelemeden, yaralamadan yakalanıp, ıslah edilip çoğaltılması ve üretilmesi lazımdı. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu muhteşem yayla atılan oklara bağlı olan kement, ki kement Türklerin bu kültürde buldukları bir araçtı. Nasıl bir Evet. araç? O Büyük Türkistan'da ilk defa botanik olarak kültüre alınmış ürün üzümdür. Uygur dilinde üzüme tarım denilir. Bugün Tarım Bakanlığımızın çok değerli, ekonomik yönden vazgeçilmez bir unsuru olan tarımın, ziraatın adı tarımdır ve asma dalı demektir. Uzun, ince, zarif, içi boşluğu, hafif bir malzemedir. Bunun dışına sırım, deri sırım sararak kement meydana getirirler. Peki bu kementi oka nasıl bağlıyorlar? Çeşitli ok özelliklerine sahip olanlardan bir tanesi delikli veya da kanca şeklinde kementi bağlayan süvari. Bunu çok önemli bulduğu at olabilir, geyik olabilir, koyun olabilir, efendim yak öküzünün vahşi olanlarının peşine koşarak atıyla, ancak bunu yaparken çok önemli bir unsur var. Bir defa Evet. demiri dağlaması lazım.
Evet. Sonra atmadan önce afyon dediğimiz o bölgede soğanlı bitkilerin ısaresi olan haşhaşı bulaştırıyorlar. Çünkü bu uyuşturuyor. Uyuşturduğu zaman Evet. hayvanın her ta buyurun. Yok, dinliyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Hayvanın her bölgesini, her anatomik bölgesini atamazlar. Atmamak Evet. lazımdır. Çünkü Evet. Türklerdeki bu hayvancılık kültür bu şekilde oluyor. Dikkat ederseniz ben şimdi buradan okuyorum. Evet. Çok önemlisi var. Bakın, Açıra yazıtları dediğimiz Türklerin Orhun ve Yenisey yazıtlarından daha eskidir. En eski Türkçe yazı Açıra yazıtları. Şöyle diyor bakın Açıra yazıtlarında. Bugünkü Türkiye Türkçesiyle okuyoruz. Yukarıda var ama. Evet. Diyor ki 17 erdemli yaşında idim, öldü. Ölmüş bu yiğit. Göz kapağının cildi, eti, kara saçı gibi kedersiz idi. Ölmüş ve kedersiz. Yerdeki damgalı yılkı, bakın yılkı var dediniz, damga vuruluyor. Yılkı Damgalı yılkı. sayısız idi. Hücum eden ordunun kudreti 7.000 oğlan idi. 7.000 bahadır genç. Fakat atları damgalıydı. Peki nasıl bir damga? Atın her tarafına oku, efendim, haşhaşla bulaştırılmış oku uyuştursa bile atabilir misiniz? Hayır. At Hayır. çok yüksek bir enerjiye ve ekonomik değere sahip. Efendim, Gerard Diamond da fizyoloji profesörü diyor ki Avrupa'ya medeniyeti taşıyanlar Avrasya atlarıdır. Bu kadar diyebiliyor. Bu kadar diyebiliyor. Esasında Avrasya atları değil. Türkistan atlarıdır. Biz bunu kabul ediyoruz. Desin öyle. Avrasya atlarıdır diyor. Evet, Altay Bu, atları diyebilirdi. evet. Bunlar Evet. diyor birer Sherman tankı gibiydi. Bakın sürücüsüyle beraber mükemmel donatılmış bir saldırı tankı gibiydi her biri. Bu kadar değerli. Peki bunu nasıl yapacağız? Dikkat ederseniz atların çok şöhretli, göze gelir damgaları sağrısında var. Sağrı kalçadır. Sağ ve sol kalçasındadır. En meşhur damgalar da nedir biliyor musunuz? En kıdemli öz damgası. Bu kutlu bir damgadır. Öz Evet. damgası uz galaksiden gelir. Yani nedir? Spiraldir. Bunun başka bir ad koyamayız. Ama size bunu anlatmak için Z şeklinde düşünün. Çapraz olarak yapın. Yani bu öz damgası. Gamalaş falan deniliyor ama değildir. Evet, bir 10 türlerden bin yıldan almışlar, değil çok mi? daha gerilerde bir kültüre sahiptir bu. Bunu Evet. vuruyorlar. Hatta bu öz damgası atların sağrılarına, sığırların sağrılarına vurulur ve Evet. atılan ok arkasından uyuşturucunun etkisiyle birlikte steril etmek için getirilir, dağlanır. Herhangi bir şeyle dağlanır. Ama bir işareti vardır. İşte burada vurmuş olduğumuz bu dağlamaya damga denir. Her kabilenin, her boyun, her obanın kendi karakteristik bir emi vardır. Bunlara Evet. böyle deriz. Diğer şey de efendim kertleme, efendim kesme, kulak kesme bunlar olacak. Bunu sonradan görürüz. İşte damganın oluşması buradan ile geliyor. Damga aslında dağlamadır yani. Evet. Dağılıyorsunuz. Hatta Evet. dövmedir yani. Dövüyorsunuz kalemlerle veya ona has malzemelerle pazuları, işte güzel yerleri, insan vücutlarını yapıyorsunuz. Bunlar yapılabilir. Damganın doğuşu Dövmenin ilk hali diyebiliriz. Gençlerin yaptırdığı dövmelerin de ilk hali olmuş oluyor. evet, işte Evet. damga olarak doğuşu budur. Biz buna Evet. tarihçilerimiz alışılmış şeyler, efendim yani aktarılmış dilde şey deniliyor, runik deniliyor. Runik de kelime anlamı da anlamsız, büyü, efendim talisman, ne olduğu bilinmeyen kelimenin karşılığıdır. Hayır, Evet. bu yüksek bir tarihi, ilmi, teknolojinin ürünüdür. Biz buna on binlerce yıldan beri damga diyoruz. Halen daha kullanıyoruz ve tarihten günümüze de gelseniz bulacaksınız. Günümüzden tarihe gitseniz bile Türk damgasını bulacaksınız. Bakın bir yazı var, çok güzel. Onu size
ileteyim. Dil ve köken diller. Çünkü kelimeler, harfler, harf diyoruz biz, esasında damgadır. Bizim kültürümüzü, sesimizi oluşturur. Diyor ki, soyut kavramların kökü ve kökeni somut kavramlardır. Çıkıyor. Peki nasıl? Türkçe hakkında Hint Firdevsi el-Biruni İbn Sina Türktür diyor. Firdevsi diyor bunu. Gurrular ve Dehli sultanlarının Ümera sülalesi sarayına yaşamış olan Fahrettin Mübarek Şah eserinde şöyle diyor. Türkçeden daha iyi ve daha heybetli, görkemli hiçbir dil yoktur. Yoktur. Bakın bunun temelini de gördük. Yalnız Rurik dediğimizin temelini bulduk size. On binlerce Evet. yıldan beri. Göktürk alfabesi 500-600'lü yıllarda yazılmış. Bilge Kağan, Kutlu Bilge Kağan kendisi yazıyor bunu. Çinlilere falan da yazdırdı. Yanlış olmasın. Öbür Peki tarafında başka diller Zühtü Hocam. yazılabilir. Evet Zühtü Hocam. Türk damgalarının en eskisi nerelerde görüldü? Evet. Evet. Onu diyor ki En Türkçeden daha iyi ve daha heybetli görkemli hiçbir dil yoktur diyor. Türkçeden evet. El yerdi diyor. O zaman yaşıyorum. Dile rağbet eski zamanlardakinden de daha fazla. Çünkü Ümera'nın ve Sipah askerlerin, generallerin çoğu Türktür. Herkesin muhtaç ve talip olduğu devlet ve servet, nimet Türklerdedir. Asiller ve büyükler ve onların evlatları Türklerin hizmetindeler ve onların devleti sayesinde mesut ve muhteremdirler. Bakın geçmişte bu mutluluğu insanlık yaşamış. evet. Geleceğimizde böyle bir mutluluğu hayal etmiyoruz. Biz bir daha ulaşacağız. Bunu diliyoruz. Diyor ki o devrin Hindistan'da Türklerin dilinin mevki ve ehemmiyetinin vazı olarak göstermektedir. Bunu kim, nereden kaynak olarak sorarsanız bana Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin Tarih 2 Orta Zamanlı kitabından ve de ya ortaokul ya lise 1933'te veriyor bu kaynağı. Gelelim şeye tekrar konumuza. Türk damgalarının kökenleri yalnız Türkistan'da mı devam ediyor? Peki Anadolu'ya gelmedi mi? Geldi. Anadolu'dan Etruria yaylasına geçmedi mi? Peki Anadolu'da bulunan Likyalılar, Karyalılar, efendim Lukkalar kimlerdir bunlar? Niye soruyorsunuz, niye sayıyorsunuz derseniz bunların hepsinin kara anıt kayalardaki yazıları Türk damgalarındandır. İki nokta üst üsteyi görürsünüz. Bugün Evet. Burdur'a gidin, bir kenara itilmiştir. Roma'nın mermerleri meydandadır ama diğerleri el altında değildir, yere düşmüştür. Siz onun eğer kalıtsal olarak bir Türklüğünüz varsa kucaklara kaldırıp koyarsınız. Çünkü neden? Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarih kuramında aritmetik ve kalıtsal bakmamız lazım. Bizim bu damgalarımızı bulanlar, evet, Turan kavminden olanlar vardır. Efendim Finlandiya, işte Norveç, bu şeyde, orada da vardır Türk damgaları. Ama İskandinav ülkelerinde. bizim buna bakış açımız bu. Peki, diyebilirsiniz ki Türk damgalarının doğuşundan sonra bir onu anlattık. Türk damgalarının günümüzde ulaşan yerler en uzaklarda nereye kadar? Şu anda ne var diye sorabilir misiniz? Evet. Evet, sorun diyelim siz Ayşe Hanım, sorun böyle bir soru. Ben de onu demin sordum. İlk önce en eski damgalar nerede görüldü? Bir de Türk boylarından kullanan var mı bu damgaları Evet, bakın günümüzde? şimdi bu damgaları biz 2018 yılında, pardon, 2018 yılında kardeş Macaristan'da Bugaç Ovası'nda yapılmış olan efendim Türk Macar Vakfı'nın değerli Kuratörü. Andraş Biro'nun önderliğinde, başkanlığındaki Macar kardeşim yapmış olduğu yerde biz çok kıymetler, çok duruşları, fizyonomileri bizi çok etkileyen insanlar gördük.
Kimdir bunlar dedik. Bunlar atın üzerinde kürsü gibi duruyorlardı. Özellikle bayanlar. Yani bu insanlara hayranlıkla bakıyorsunuz. Kimdir bunlar? Bunlar dediler Sekeller. Sekel boyları. Sekel Türkleri. Romanya'nın ortasındalar. Bakın bunların bir alfabesi var. Türk tamgalarının alfabesi. Buna Avrupa'da Rudimenta, efendim sonra Nikolsburg, Bologna metninin alfabeler diyor. Alem bugün Polonya'nın ortasında Sekerler'de, Macaristan'da bu damgalar kullanılıyor. Onların alfabesi bu. Onların belki de internetlerinde, belki de sanal ortamlardaki cihazlarında da var. Biz bunları gördük. Evet. Buraya kadar geliyorlar. Şu anda Macaristan'da Sekel boyları Türk damgalarını canlı olarak yaşatan bir coğrafya ve kardeşlerimizdir. Evet. Türk damgalarına ulaşan var mı? Bunu söyledik. Evet. Evet, coğrafya olarak gelelim. Coğrafya olarak milattan önce 400'lerde son olarak Likya, efendim, Karya ve Güneydoğu Anadolu'da Antalya civarlarındaki medeniyetlerdeki siyah yazıtlar üzerinde görebiliriz. Ama onlar artık Anadolu'daki varlıklarını kültürlerine bırakarak dağılmış, kaybolmuşlardır. Bu Evet. şekilde yaşayan en uzun Türk damgalarının beraberliği, akrabası ve paralelini taşıyan Etrüslerdir. Etruria yaylaları. Yani İtalya'da bulunan Etrüs şehirlerinin mezarlarında, şehirlerinin gömülerinde bu Türk damgalarının akrabaları, beraberlikleri, paralelleri vardır. Evet. Görülmektedir, okunmaktadır. Bir de Hakkari'den Denizli'ye, Eskişehir'den İtalya'ya kadar her yerde izlerine rastlıyoruz, değil mi Zühtü Bey? evet. Evet. Bir de Akdeniz'de yani Akdeniz'in yani Afrika'nın kuzeyinde Akdeniz'in biz Anadolu'ya yakın olan Alasya yani bugün Kıbrıs dediğimiz adada kıymetli Ön Türk mensubu bir arkadaşımız Turgay Kürüm okumalarıyla bunu ilim camiasına, ilim dünyasına ilan etmiştir ve orada sunumuyla kabul ettirmiştir. Kıbrıs'ta da Evet. bulunmaktadır. Evet. Ayrıca İskandinav ülkelerinden Norveç'te ve Evet. fiyortlar bölgesinde bu yazıların bulunduğunu, okunduğunu ve bunu çözenlerin olduğu çalışmalar da mevcuttur. Ayrıca İberya Yarımadası'nda bu yazılar var. Türk damgaları kökenidir bu. İspanya'da. Evet, Evet, evet. İberya, İspanya Evet. tarafında okuyan, sunumlarını yapan, çalışmalarını yapan kıymetli tarih araştırmacılarımız da bulunmaktadır ve Ön Türk öbeğimiz olan tarih çalışmalarını yapan gönüllücü ve gelenek yaşatıcı grubumuz da bu çalışmalarda bu ilim adamlarının davetlerini yapmakta ve çalışmaktadır. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Zühtü Bey. Ben Yeni bir bir müsaade söyleşide ederseniz bir şey tamam. tamamlamak istiyorum. Türk damgaları yalnız yazıyla ilgili değil, hayvancılık kültürünün devamı ile ilgili şeyler vardır. Mesela bu damgaları yaparken koyun ve keçilerde daha çok küçük baş hayvanlarda onların tanınması, bilinmesi için kulaklar kesilir. Kertik yapılır. Efendim alınlarına çizgiler konulur. Efendim boynuz köreltilir. Bunun gibi çalışmalar da yapılır. Yalnız Türk damgaları Latin yazısının anasıdır. Çalışmalarda da bugün Anadolu'da kullandığımız devrimle efendim Cumhuriyet devrimleriyle kullandığımız alfabe Latin alfabesinin eğer yazılı olan harflerinden, kelimelerinden harfleri yarıya bölerseniz Türk damgalarını görürsünüz. Bu kısa Harikasınız. çalışmamız için
vermiş olduğunuz fırsat için teşekkür ederim Ayşe Hanım. Biz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni bir söyleşide yine sizinle buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Dilerim efendim. Hürmetlerimi sunuyorum.